Ortacan, tekrar merhabalar. Merhabalar. Şimdi bizde çok gündeme gelen bir konu var. Daha çok firmamızı aradıklarında çok soruyorlar bu konuyu. Biz de aslında buna bir açıklık getirmek için konunun uzmanı olarak size bu konuyu sormak isteyeceğiz. Şimdi Türkiye genelinde ülkemizin yapı stoğu belli. Bu stokta da genelde eski yapılarda, yani 75 yönetmeliğine tabi yapılarda diyelim, bohçalama kısmı hiçbir zaman neredeyse yapılmadı. Ve bu sebepten dolayı bodrum katlarda ciddi korozyon etkileri, karbonatlaşma ve hasar durumları mevcut. Fakat normal katlara doğru çıktığınızda, bu zemin veya üstlere çıktığınızda bu durumlar gözlemlenmiyor. Yönetmeliğimizde yok ama kısmi güçlendirme, bodrum katlarda özellikle kısmi güçlendirme yapılabilir mi? Yapılırsa bir artısı olur mu? Bu yapılırsa hangi yöntemi izleyerek yapılması gerekir? Evet, gerçekten özellikle de denize kenarı olan şehirlerimizde sık rastlıyoruz. Birçok yapının maalesef bodrum katlarında gerek korozyon gerekse rutubet etkisi, betonda biraz tuz, sülfat ve benzeri içerikler varsa işte değişik hasarlar görüyoruz. Bunların tabii boyutları bazen ileri düzeyde de olabiliyor. Hatta o yüzden ev almadan şunu söylüyoruz. Balkonuna çıkıp baktığınız gibi bir bodrum katına da bir girin bakın. Sonuçta hayatınızın ciddi bir kısmını geçireceğiniz bir yere ciddi bir yatırım yapıyorsunuz aslında. Belki 20 yıllık, 30 yıllık emeğinizin karşılığını bu yapıya veriyorsunuz. En azından mevcut durum ile alakalı biraz bilginiz olsun. Dediğiniz gibi üst katlarda bazen problem olmuyor. Yani üst katlarda bu tip korozyon etkileri ya da betonda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ama bodrum kata indiğiniz zaman bambaşka bir manzara çıkabiliyor. Burada sadece bir bodrum katlıyla yapının tümünü güçlendirmeye gerek olmayabilir açıkçası. Üst kattaki taşıyıcı sistemin bodrum kat dediğimiz kısım aslında işte mesletin hemen üstü. Yapının da mesletlendi, yani yer gibi düşünelim. Eğer burada siz yeterli dayanımı sağlayabiliyorsanız, üst kat kurtarıyorsa yapının üst kısmını neden güçlendiresiniz? Tabii ki yani eğer benim binam daha güvenli olsun, yeni yönetmelikteki değerleri daha fazla sağlasın. Yani buna biz bir şey söyleyemeyiz. Yeterince güvenli olan bir yapıyı daha da güvenli hale getirmek pek ekonomik ve mantıken doğru bir şey değil ama istiyorsan yapabilirsin. Ancak bizim mühendis olarak baktığımız şey şu. Sorun bodrum kattaysa, yani bunu lokal olarak müdahale edip güçlendirebiliyorsanız ve olması gerektiği duruma gerekli onarım, ben hep öyle söylüyorum aslında. Yani bir yerde bir sorun varsa direkt güçlendirme diye söylememek lazım. Yani gerekli onarım da yapmak lazım. Onarım artı güçlendirme. Eski haline ya da eskisinden daha iyi hale getirip yapının aslında kullanılacak kısmı, yani üst katlarda yeterli dayanımı da siz sağlamışsanız kısmi bir güçlendirmeyle yapınızı eski halinden daha iyi bir konuma getirebilirsiniz. Orada da şey tabii, yani normal güçlendirme yöntemlerinde olduğu gibi yanlış müdahalelerde bulunmamak lazım. Bununla ilgili olarak kısmi güçlendirmeyle yapıyı daha iyi bir hale getirmemiz mümkün olabilir. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.